Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok SMS yazmışlar. Keşke hepsini okuyabilsek. Aynen öyle. Evet, keşke hepsini okuyabilsek ama okuduklarımızı okuduk. Sana çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sen de sonuçta bizi davet ettin ve... Eyvallah. Hayranlarımla bir ara yine geldim. Hani bir araya geldim diyorum. Şimdi sadece SMS okuyanlar değil, buraya da hayranlar gelmiş. Evet, seni... Kendimi konserde hissettim bana. Aynen öyle. Böyle bir anı yaşattım bana. Sana da çok teşekkür ederim. Çok başarılısınız. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, şu anda şirkette... radyo içerisinde İsmail YK herhalde programdan sonra bir saat gidemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü teker teker hayranlarıyla ilgilenecek. Dolayısıyla biz kolay gelsin diyoruz sevgili İsmail YK'ya. İnşallah bir başka zaman yine seni buralarda ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Hep böyle kal, hep güzel kal, hep gönlün, yüreğin dünyalar kadar, okyanuslar kadar güzelliklere açık maşallah. Hep böyle kalırsın istiyoruz. Ve bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili İsmail YK hayran. İsmail YK sizin sorduğunuz soruyu, cevabını verdi. Ben öyle bir şey demedim dedi. Bunu bir kez daha kapanışta söylemiş olalım. İsmail YK öyle bir laf kullanmamıştır diyoruz üstüne basa basa. Bu ülkede Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sunnisi hepimiz kardeşiz. Ya ben zaten şarkı yazarken yani... Herkes için yazarım. Yani benim müziklerim herkese açıktır. Yani ben şarkı yazarken işte şu kitle beni dinlesin, bu dinlemesin, öyle bir şey yoksa hiç aklıma geçmez. Şarkı yazarken ya benim müziklerim herkese açıktır. Mesela sosyetesine tut, dinleyen var, dinlemeyen var. Fakirine tut, dinleyen var, dinlemeyen var. Zenginin tut, dinleyen var, dinlemeyen var. Karadeniz ya da Çerkez ya da Kürtlere dinleyen var, dinlemeyen var. Seven var. Ne kadar sevildikçe biz o kadar seviniyoruz. Almanya'da gurbetçilere dinleyen var, dinlemeyen var. Tabii ki dinlerseler biz hani müziğimiz herkese açık. Kim dinlerse bizim hoşumuza gidiyor. Yani şu dinlemesin, gurbetçi dinlemesin, şu dinlemesin, Karadeniz... Yani hiç öyle böyle bir saçmalık yok ya. Yani. Evet. Bunu bence hiçbir sanatçı istemez. Evet. Yani kim ister yani böyle bir şey? Öyle yani bir şey mümkün. Çünkü eğer gurbetçi desek ya da Kürtle ilgili ya da Karadeniz ya da şu bu beni dinlemesin, o zaman ben gideyim Çin'de müzik yapayım yani, saçma. Değil mi yani? Evet, kaldı ki İsmail YK hayranlarıyla, sevenleriyle tek tek ilgileniyor, tek tek görüşüyor işte fan kulüpte olsun. Şimdi öyle bir şey olmuş olsaydı İsmail YK elinin tersiyle ya gönderin kardeşim ben uğraşamam derdi buradaki hayranlarına. Böyle bir şey var mı ya? Yok. Evet, peki sevgili İsmail, bir kez daha teşekkür ediyorum. Senin güzel bir şarkında seni uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son bir öpücük alalım tüm YK'cıları. Ama öptüm mü tam öperim. Öptüm mü tam öperim. Sevdim mi tam severim. Hele bir naz yaparsan seni cimciklerim yerim. Ama olsun, ben yine öperim. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Evet, İsmail YK'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz buralardayız sevgili İsmail'i, bir uğurlayalım. Evet.